Evet, selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Neredeyiz? SSK sitenin oradayız şu anda. SSK sitenin orada. Adacıkları şöyle bir kontrol edeyim bize bir alemde. Doğal olarak şekil değiştirmiştir mutlaka. Bir bakayım istedim. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Çok fazla böyle bir aman aman bir değişiklik yok ama yine de değişiklik var. Bisiklete inemedim ya. Ne olmuş orada? Hiç oraya bisikleti sürdürmeyeyim. Bisikleti şuraya bırakayım. Kendim gideyim. Böyle. Düşer mi acaba? Duruyor ya. Kimsecikler yok. Bir sakinlik var. Yalnız dalgaların etkisiyle bayağı bir şekil değişmiş. Geçen seferkinden farklı. Yani geçen sefer daha büyüktü. Biraz küçülmüş. Bu ne demek oluyor? Sular geri mi geliyor oluyor yoksa? Şu an benim yürüdüğüm yerler normalde deniz oluyor. Yani yazın dalgalar buraya kadar vuruyor. Evet. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Adacıklarda son durum bu. Şurası birleşmiş olsa tam bağımsız bir ada olur. Ben paçalara sıvayıp da girmiştim ya. Onun iyi bir şey olur. Yılan gibi olmuş burası biliyor musun? Şu an gördüğüm yer. Yazın muhtemelen Temmuz Ağustos gibi bunlar kalmıyor. Nereden biliyorum? Çünkü yaklaşık 3-4 senedir buralarda çekiyorum buralara. Üstünde gezmiş olduğumuz yer normalde deniz. Ama yazın çok sığ da olsa az da olsa şöyle oluyor. Bayağı bir kum birikmiş. Şu an mesela burası bayağı bir tepe. Deniz seviyesinden bir 70-80 santim hemen 1 metre yakın bir yukarısı sırt oluşmuş hatta burada. Burası da tepe, evet. Şöyle bulundum yerden şöyle bir çekeyim detaylı. Bakın arkadaşlar. SSK sitesinin olduğu yer. Şu an burası. Yürümeye devam ediyorum. Uca doğru gideceğim. Oradan döneriz artık. Yani buradan Avşa'ya gidecek halimiz yok. Yol bu kadar müsaade ediyor. Gün günü tutmuyor. Dalgaların etkisiyle kumlar yer değiştiriyor. Bu geldiğim yerin burası sonu.
buradan karşıya. Şurası tamamen gördüğünüz gibi bağımsız. Yani yazın böyle bunları burada görmek biraz zor oluyor. Deniz kumları daha çok tabii ki. Çok sakin bir durgunluk var. Temiz, berrak. Şu anda mesela ya sıcağı olsa şurada otur. Denizin içine uzan. Dalgalara vursun sana böyle. Sende keyif yok. Evet. Burası böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada durum bu. Şimdi buradan dönüşe geçiyorum yavaş yavaş. Yani deniz sezonu açıldığında biz de denize girdiğimiz zaman kalır mı bilmiyorum. Kalırsa orada denize girmek isterim açıkçası. Şuraya kadar geleceğim. Avlumu oraya koyacağım. Oradan denize gireceğim. Hatta girmeme gerek yok. Şuraya yatacağım böyle. Malak gibi. Dalgalar zaten sana o keyfi fazlasıyla yaşatacaktır yani. Bakın ne kadar güzel. Bugün de mübarek hava var ya. Hafif soğuk olması 10 numara. Gökyüzü pırıl pırıl. Bulutlar. Şahane bir gökyüzü var. Şunu bir fotoğraf karesi olarak alayım. Hoşuma gitti. Evet. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Geçen gün Lapseki'den Gelibolu'ya geçerken denizde dünya kadar deniz anası görmüştüm. Burada da kıyıya vurmuş 3-5 tane deniz anası var. İnşallah yazın deniz anası falan görmeyiz buralarda. Oraya da bayağı bir zeytin çekirdeği kıyıya vurmuş. Nasıl bir toplanmışlarsa hepsi aynı anda. Deniz çok güzel. Yani hava sıcak olsa şöyle bacaklarını sokacaksın belli bir yere kadar. Keyfini çıkartacaksın şu güzelliğini ama. Maalesef şu anda biraz üşütüyor. Her geldiğinde adacıklar şekil değiştiriyor ya. Yani daha önceki videolarla izleyip bakarsak göreceğiz onu da. Çok farklı şekillere giriyor. Dalgaların etkisiyle şekil değiştiriyor. Evet, şöyle biraz geriye dönüp bakarsak şurada bir sit oluşmuş tepe. Denizden seviye olarak da yaklaşık bir 50-60 santim kadar yukarıda. Biraz rüzgar var. Rüzgar olmasa daha da güzel olacak. O zaman tadından yemeyecek. Şimdi ben birazdan eve gideyim. Şu videoları bir önce bilgisayara atayım. Ondan sonra Hüseyin Bey'le buluşacağız. Bir takipçimiz sağ olsun. Terzik ödeneği almış. Videolarımızı izliyor. Onunla görüşeceğiz. Şu güzellikler insanı mest ediyor. Şu dalgaların sesi. Bakın şu dalgaların görüntüsü.
Ne kadar hoş ya. Benim hoşuma gidiyor, biliyorum siz seviyor musunuz ama. Tatlı tatlı geliyor dalgalar. Çok güzel. Arkadaşlar burada durum bu. Tam da bizim evimizin önü diye bir takipçimiz yorum yazmıştı. Bilmiyorum hangi ev onun. Şu an çekmiş olduğum evlerden birisi, mutlaka onun evi vardır. Ona da buradan selam olsun. Yazın nasip olursa denize gelirsek buralara. Zaten dediğim gibi denize bir buraya geliyorum. O da niye? Direkt kum. Yani girdiğin zaman taş, çakıl, ıvır zıvır yok. Bizim tane abi fen olduğu yer eskisi gibi değil. Hep taş çakıl doldu. Artık büyük şehir mi, küçük şehir mi, belediyenin ilgisizliğinden, temizlenmediğinden dolayı sıkıntı var. Orada pek fazla denize girmiyorum. Yalnız denize geleceksem ya buraya geliyorum ya SSK'nın oralara, şeyin pardon, Marmara Beş'in oralara gidiyorum. İşte baharın gelmesine tabiat bir anda temizlikler, bahçıvanlar, çimlerim kesiyor arkadaş. Bisikletimiz burada. Şimdi biz de dönelim. Koyarız. Hadi bakalım, bismillah. Elim de ağrımış ya. Oh, Allah'ım sana çok şükür. Apantis ameliyatı olmuştum. Bursa'da sigorta hastanesinde yatıyordum. Odada tabi 5-6 tane de hasta vardı, ameliyat olmuş. Başka rahatsızlıklardan dolayı, neyse. Ben böyle acımdan, ağrımdan of çekiyordum. O da bana diyordu ki, Hasan, bağırıyordu, Hasan of deme, af de, af. Niye diyordu, af de diyordu, of deme. Of çekince böyle aklıma hipo geliyor. Ağaç yeşermeye başlamış. Ne bileyim, çıkacak. Bahar güzel ya. Çıkacak ağaçlar. Çok güzel. Başka zaman sepete bir şey koyayım, uçar gider. Dün bir fiş koydum, hala sepette duruyor, uçmamış. Valla biraz daha sıkı Ramazan'dan sonra daha farklı boyutlu yerlere de giderim inşallah. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Oradan gideyim ya. Bir önce eve gideyim ya.
Şu anda amacım o. Mahmur 15 biraz. Meşhur Marmara 20. Selamünaleyküm. Bakın ne güzel. Ne güzel bir görüntü. Yemyeşil. Sırsız çiçekler açmış. Sizce ben neden dönmüşümdür? Vardır bir sebebi. Şimdi buradan gitsem. İstersen arkası da varmış ya. Ben burasının var olduğunu bilmiyordum. Bak arkasında da Marmara 20 devam ediyor diye. Allah Allah. O kadar da geçtim buradan ben. Orada az bir yer kalmış yeşil alan. Orada da çok fazla gider mi bilmiyorum. Orada da bina yapılır yani. Burası yoktu, burası bitmiş. Belki de taşınmaya bile başlamışlardır. Altıda mutlaka şey olacak, kafe gibi yer olacak. Kaptırasan şu böyle çık. Of Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Şöyle. Yani Coşku ne ballı adamsın ya. Coşkun fındıklı olsun. Antep fıstıklı da olabilir bak. Evet buradan da böyle çiçek açmış ve çiçeğini bile dökmeye başlamış. Bu kadar güzel. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim.
fazla kurudu. Burada inşaat halinde. Burada birinci katı yapmışlar bile. Güzelim yeri mahvettiler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.